Burcu ve özellikle de yükselen Burcu balık olanlar Kasım 2019 Burç yorumlarını anlatmak için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Kasım ayına 1 Kasım'da Venüs'ün yaya geçişiyle başlıyoruz. Sizin kariyeriniz ifadeden bir eve konumlanmış olacak. Kariyer noktasında daha aktif olarak para harcadığınız bu alanlarla ilgili biraz rahat, relax enerjilerin olduğu bir ay sizin için. Kariyerinizi daha iyiye taşımak adına, İşte kariyer noktasında sizden üst konumdaki insanlarla olan ilişkileriniz. Genel olarak Kasım ayının genel etkisi bu noktada. Bu şekilde başladıktan sonra Kasım ayının 12 Kasım'da Boğa burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Sizin 3. ev yani yakın çevreniz ifade eden bir evde. Zihin yapımız, yakın çevremiz, kardeşler, kuzenler böyle aktif olarak sürekli gördüğümüz irtibat halindeki insanlardır. Ve bizim düşüncelerimizi de ifade eder. Zihnimizin nasıl çalıştığını ifade eden bir evdir. Boğa burcundaki dolunay, Boğa sabit nitelikte bir burç. Bu dolunay nakşatrası baharın da gerçekleşiyor. Ve baharın nakşatrası enerjisi olarak çok değişimin daha içten kökten, daha böyle değişimle dönüşümle bir kapanışın olacağı anlamına gelir. Yakın çevrenizi değiştirmek adına bir gündeminiz varsa bununla ilgili bir kapanış olabilir. Başka bir çevreye geçmek. Ya da zihin yapımızda var olan düzen ve değişim ve dönüşümün bir tamamlanmasıdır bu. Var olan düzeninizdeki bir dönüşüm sağlanabilir. Bir kapanış enerjisiyle 12 Kasım ve civarı gerçekleşecek olan bu dolunayla. Sonra 19 Kasım'da Mars Akrep Burcu'na geçiyor. Sizin 9. evinize. 9. ev lisans ve üzeri eğitimdir. Daha akademik bir evdir, akademik kariyerdir. Uzaktaki akrabalarımız ve uzun yolculuklardır. Daha çok yurt dışı seyahatleri anlamına gelir. Daha çok aktif olarak 19 Kasım ve sonrasında bu alanlarla ilgili akademik kariyer, yurt dışı seyahatler veya yurt dışı ile alakalı işte uzaktaki akrabalar. Bunlarla ilgili çok böyle aktif olarak hırslarımızın, işte uğraşlarımızın, bedenen eforlarımızın olacağı bir dönem anlamına geliyor 19 Kasım ve sonrasında. Eğer işte bıraktığınız bir lisans üzeri bir eğitiminiz varsa işte aktif olarak bununla ilgili daha çok uğraşacağınız, işte arayıp sorup ya da işte sınavlar, genel olarak tez falan bu konularla ilgili uğraşacağımız bir dönem. Sonra 20 Kasım'da yani ertesi günde Merkür ileri harekete geçecek bu evinizde. Merkür geri hareketteyken bu konularla alakalı bir takım ufak tefek problemler çıkartır. Bu akademik kariyeriniz ya da yurt dışı seyahatler, uzaktaki akrabalar veya dini felsefik düşünce yapısıdır. Bu konularla alakalı bir takım ufak problemler yaşamış olabilirsiniz. 20 Kasım'da Merkür'ün ileri hareketiyle bu konularla ilgili bu tıkanıklığın bir takım yol alacağınız, işte bir takım problemlerin daha negatif olacağı, daha pozitife döneceği, negatiften kurtularak daha pozitife döneceği, bu tıkanıklığın öne açılacağı anlamına geliyor 20 Kasım ve sonrasında. Bunun öncesinde bu tip konularla ilgili çok da fazla uğraşmamamızı tavsiye ederim. Akademi, işte hocalarla konuşmak ya da işte lisans üzeri bir eğitim programındaysanız bununla ilgili eforlarınız işte çok da size çok da sağlıklı sonuçlar vermeyecektir, doğurmayacaktır. 20 Kasım ve sonrasında daha aktif olarak pozitif enerjilerle bütünleşecektir. Sonra 22 Kasım'da Güneş de Yay burcuna geçecek. Sizin 10. evinize, bu yine kariyeri ifade eden bir eve. Güneş, Venüs, Jüpiter çoğu gezegen burada konumlanmış. Güneş'in burada olmuş olması kariyeriniz noktasında daha görünür lobda bir kariyer uğraşı ve kariyer amacı doğurur. Daha çok uğraşırsınız kariyerinizi bir tık daha öteye taşımak adına. Ve bunu daha çok görünür bir lobda yaparsınız. Çünkü güneş ışınları orada daha görünür bir hale getirir. Venüs ve Jüpiter de 24 Kasım'da burada kavuşum yapacak. İyi ki iyicil gezegen. Venüs, Jüpiter ve Güneş'in bu kadar yoğun gezegenlerin bir evde olmuş olması o evin konularıyla alakalı bir yeniliği de hayatınıza taşımak için size fırsat sunar. Venüs çok daha rahatlama enerjisidir. Çok da iyicildir. Jüpiter de yine keza aynı şekilde. Kariyeriniz noktasında bir takım paralar harcayarak kendinizi bir tık daha öteye taşımak adına bir yol bulabilirsiniz. 26 Kasım'da da Yay burcunda yine bu kariyer noktasında bir yeni ay gerçekleşecek. Bunun nakşatrası Anuradha'da gerçekleşiyor. Bu Anuradha'nın nakşatrası enerjisi olarak küçük bir kıvılcımla büyüyen büyük bir başarıdır. O yüzden kariyerinizle alakalı her ne ise bu küçük bir adımınız. Muhakkak bunu yapın. 26 Kasım ve civarı günlerde yapacaksınız zaten yüksek olasılıkla. Bu yeniliğe şans verin. Çünkü bu küçükmüş gibi görünen küçük bir adım size zamanla daha büyük bir başarının da anahtarı olacak. Bu nakşatrı enerjisi olarak çok biraz önemsemediğiniz küçük bir detaymış gibi gözlemlenebilir. Ama dediğim gibi buna fırsat tanıyın. Muhakkak bunun büyüme enerjisine inanın. Zamanla çünkü daha pozitif, daha büyük, iyi bir enerjiyle bütünleşecektir. Sonra 27 Kasım'da Neptün ileri harekete geçecek sizin birinci evinizde. Birinci ev hayatın tamamıdır.
hayatımızın genelini ifade eden bir evdir. O yüzden hayatımızın geneli anlamında bir belirsizliğiniz varsa işte eş, iş ya da evlilik ya da işte bu tip konularla alakalı her neyse gündeminiz. Bununla ilgili belirsizliğinizin bu puslu havanın en azından daha netleşeceği bir süreç anlamına geliyor 27 Kasım ve sonrası günlerde. İşinizle ilgili belirsizlik, eş, yuva ya da hayatın genel gündemi herkesin çok farklıdır. Birinci ev hayatın geneli tamamıdır. Geneli anlamındaki bu belirsizlik, işte uzun zamandır düşündüğünüz, planladığınız, net olmayan durumlar bu ayın sonundan itibaren daha net olması adına bir takım fırsatlar, işte uğraşlar, daha puslavanın daha böyle açılacağı, daha önünüzdeki o tıkanıklığın açılacağı bir süreç anlamına geliyor. Bu ay için numerolojik ve öpçetler hesaplamaları sonucundaki zikir ve olumlamam bir önceki ayla Ekim ayı ile yine aynı şekilde devam ediyoruz. Adedince çekmeye gayret edin ve belirlediğim zamanlarda, sabah erken saatlerde. O ayın negatif etkilerini daha minimalize etmek açısından çok daha pozitif enerjiler doğuracaktır. Eğer bir sorunuz olursa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Önümüzdeki ay görüşmek üzere. Hoşça kalın.